Michael Schumacher, how pleased will he Senna goes through into the Grand herkese yeniden merhaba. Merhaba. Bu hafta tabii ki yarısız bir hafta. O yüzden haftanın F1, F1'deki f haftanın gelişmeleriyle böyle bir bölüm yapalım dedik. Önce yorumlardan başlayalım. Siz de yorum yaparsanız sizin yorumunuzu da bir sonraki videoda okuruz efendim. Evet. Mesela çok önemli bir yorum gelmiş. Tengreli bizmenen demiş ki belki ilkokul arkadaşımla evliymiş. Diyorum ben bu adamı güzide acı payamımızda gördüm gibi ne alaka deyip kendimi dizginliyordum. Evet. Ee, yani senin ilkokul arkadaşın olup olmadığına evet değil. Acı Payam'ın ve Türkiye'nin en güzel kadınıyla evlendim. Ve dolayısıyla geliyorum Acı Aile ziyaretimi yoksa Musa Döner'den döner mi yemeye geliyorum? Orası biraz tartışma. <laughs> Siz de yolunuz düşerse Musa Döner'den döner yine efendim. Vallahi yememiştim bir bakabilirim merak ettim şu an. İnanılmaz. Abi mi diyorsun? Evet. Evet bir başka güzel yorum. Görkem hep düz yol Adlı arkadaşımız demiş dünyanın en zevkli ve eğlenceli f 1 podcasti ya demiş katılıyorum Teşekkür. Teşekkür katılıyorum da yüzde <laughs> yüz haklısın Görkemciğim <laughs> ben de böyle olduğunu düşünüyorum Eren Taştan şey demiş ben geçtiğimiz hafta Sainz'ın performansının Lüktardan daha iyi olduğunu söylemişim onun üzerine hani podcast seviyorum, mizahınızı seviyorum ama bilgi konu analiz ve bilgi konusunda eksikleriniz var demiş. Şimdi biliyorsunuz mümkün olduğunca arkası boş sallamamaya çalışıyorum. Salladığımda da açık açık salladığımı <laughs> belirtiyorum. sonra kendisine söyledim, size de söyleyeyim telemetri datasına ulaşabiliyorsunuz. Bunu veri olarak da çekebiliyorsunuz. Bunun için bir Python şeyi çalıştırmak gerekiyor. Siz ulaşamayacağınız için ama F1 Tempo diye bir internet sitesi var. Oradan basit telemetri datasına ulaşabilirsiniz. Şimdi burada baktığında işte Ferrari'nin yaptığı hataları çıkardığında sa sallıyorum Sainz hızlı hızlıyken ama önüne geçmesine izin vermedikleri o bölümleri çıkardığında birçok yarışta Sainz'ın saf hızının performansı yani pace'inin e, Leclerc'den çoğu zaman daha iyi olduğunu gördüm. Hatta bir tane hangi yarış olduğunu hatırlamıyorum. O çok şaşırtmıştı beni. Le, aynı anda neredeyse pite giriyorlar. Leclerc'de e, hard lastik var. Pardon soft lastik var. Sainz'de hard lastik var. Daha hızlı tur zamanları atıyor üst üste. Hard'la hangi tur hatırlamıyorum belki orada bir şey vardır arabasında bir arıza vardır bilemiyorum ama genel olarak ben buna bakarak böyle bir yorumda bulundum zaten genel bütün hataları da dahil ettiğinde ortalamaya bakacak olursak da padoktaki birbirine en yakın iki takım arkadaşı Sainz'la Leclerc aralarında 0.1 falan o tarz bir şey var hatta daha düşük olabilir belirtmiş olayım Evet aralarında bayağı böyle uçurum var gibi düşünüyor insanlar ama Gerçekten de yani aradaki yani burada şaşıracak taraf ne taraf ben de açıkçası pek emin değilim Yani bir taraftan e, Leclerc'in performansının e, Sainz'den çok daha açık ara iyi olmasını bekliyordum e, Ama yani burada Sainz performansıyla Herkes öyle bekliyordu Sainz gelmeden önce Ama geldikten sonra öyle olmadığını gördük Evet yani sonuçta adam da şey yapıyor yani adam da elinden geleni yapıyor belli ki sonuna kadar zorluyor Sainz. bilmiyorum burada Leclerc potansiyelin tamamını veremiyor mu yoksa potansiyeli bu kadar mı? Muhtemelen mi? çok öyle. iyi sürüyor? Ya muhtemelen Leclerc potansiyelin tamamını veremiyor. Belki bu araçla alakalıdır belki kendi psikolojisiyle alakalıdır. Ama Leclerc'in Leclerc, in, Leclerc in bir tık daha iyi olmasını bekliyordum. Yani bir tık daha değil daha fazla iyi olmasını bekliyordum Sainz'dan. Ama Sainz'ın da aşırı çalıştığı ne söylüyor insanlar. Ya Sainz çalışkan bir sporcu gerçekten. Çok hırslı. Bu anlamda çok takdir ediyorum kendisine. Hiçbir zaman pes etmeyip devam ediyor sürekli. Yani iyisi. Yani zaten benim de hani Formula 1'i sevmemin en büyük nedenlerinden biri. Yani sporcu e, tarafında. E, çok hırslı olmaları gerçekten. Hani e, hiç pes etmemeleri. En azından bütün sporcular için söyleyemem bunu ama. Gezdi'nin ben... boynunu gördün mü? Yok. <gülüyor> 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 ne olmuş? Ne olmuş kafasından ki? daha büyük olmuş. Ya işte şey mi çok diyorsun? Kas çalışma. Antrenmanlar. Evet evet. Aa evet evet. İ i̇nanılmaz olmuş. Böyle bir de Evet abi onun giydiği kıyafetin boynu biraz dar herhalde. Böyle fışkırıyor <gülüyor> oradan. <gülüyor> evet abi gittikçe şey yani nasıl bir antrenman yapıyorlarsa Verstappen'in falan hepsinin böyle boyunlar gittikçe kalınlaşıyor. <laughs> Bence Ferrari de e, ee, Leclerc'in morali konusunda pek yardımcı olmuyor diyebilirim yani. Hani sonuçta... Ama Sainz'a da yardımcı olmuyor. Evet ama Leclerc'in hani şeyi vardı abi. Mercedes'le bir kapışması vardı. Fetel gitti. Sonrasında artık galibiyet için yarışacağım hayalleri geldi. İyi de gidiyordu Ferrari ama yanında yanda altıncılığa düşmeler. Tekrar üçüncülüğe zar zor çıkmalar falan. Yani bir türlü düze çıkmayan bir Ferrari var. Muhtemelen ne yapacağım ben diye düşünüyordur. Bir taraftan anlaşma Anlaşmak üzereler Ferrari ile Lökler Konu konuyu açıyor ama Bilmiyorum o da olacak mı Peki Sainz'i gönderecekler mi sence Abi Sainz hakkında e, yorumlardan Haberlere geçiyoruz gibi ama Sainz hakkında dedikodular var Şu anda hatta ön bir anlaşma yaptığı söyleniyor Audi ile. Ön imza Evet Audi ile 2025 için imzaların atıldığı söyleniyor dedikodular Yani bunların şu an Açığa çıkacağını sanmıyorum zaten Ama neden olmasın bence mantıklı Yani Sainz için bence mantıklı İki taraf da mantıklı olabilir yani. Çünkü Audi diğer motorsporlardaki yatırımları çekip Formula 1'e odaklanmaya başlıyor. E, çok ciddi gelebilir. E Sainz yani Leclerc dururken de Sainz'a belli ki birinci pilotluk zor gözüküyor. E, Ferrari de iyi gözükmüyor ve türlü de düzelecek gibi de gözükmüyor. E, yani bu durumda bence mantıklı. Ben Sainz yerine olsam bir düşünürdüm yani Audi'ye. Neden olmasın? Sen ne diyorsun? Yani ben Sainz kalibresinde bir pilot olsam şeyden ayrılmazdım. Marka Motor takımından ayrılmazdım. Ama Audi'nin nasıl gireceğini bilmiyoruz. Göreceğiz onu. Russell son yarışlarda benim için hayal kırıklığı yarış temposu Luis'in çok altında. İkisinin eşit araçlarda yarıştığına inanmak zor ne bileyim. Russell'ı yetenekli bir pilot olarak görüyordum. Perez ile Max'in farkı da çok ama ben Perez'de yetenek metenek bir şey olduğuna inanmıyorum. Dümdüz bir pilot demiş Hasan. Bu da çok tartışılıyor bu sene. Geçen sene aşırı yakındı. Bu sene ne oldu diye. Aslında bu sene başında da yakındı. Ara, araçla alakalı bir şey olduğunu düşünüyorum ben. Ya bence de bir de bir taraftan zorlayacak yani bilmiyorum yani çok fazla Russell'ı da Hamilton'ı da zorlamak için bir onları kamçılayacak bir şey yok ortada. Dediğin gibi yani araç Ve sadece sıralamada zorlayamıyor. Aslında yarışta hı. hep bir iki pozisyon arkasında hep yer almaya başlıyor sonra. Yani hı hı. aslında Lewis'den daha fazla çalışmak zorunda kalıyor yarış içinde Perez gibi. <laughs> bir nevi. Yani ben açıkçası e, önümüzdeki yarışlarda durumun değişebileceğini düşünüyorum. Ama bence Hamilton ekstra zorluyor da olabilir. Çünkü anlaşma yapmak üzere Mercedes'le ve kendini göstermesi lazım. Ya yani, deneyim de e, Tabii yani var bir bunun de içinde. bir de Hamilton abi yani tabii ki öyle kolay lokma olacak değil yani. Hani kaç adam neredeyse gelmiş geçmiş en fazla şampiyonluk sayısına ulaşacak pilot olmak üzere yani. Hamilton'ı evet. linçlediler gördün mü onu? Yok görmedim. Ne konuda? Basın danışmanı bir kız var. Şemsiyesini o taşıyormuş. O yüzden linçlediler. İşte kadına taşıtıyor falan diye. Ya ne bileyim abi biraz bu Hamilton <laughs> düşmanlığı gerçekten garip çok geliyor garip. bana da ya. Evet. Abi hafta sonu fotoğraflarına bak. Sürekli birisi pilotların şeyini taşıyor yani şemsiyesini taşıyor. Verstappen'in sevgilisi taşıyordu mesela geçen. Yani. Ya evet bir de bunlarla bunlarla neden ilgileniyoruz abi? Bizim neden derdimiz bunlar yani? O ya da Ya linçlemek ya bu ara her şeyi linçlemeye çalışıyorlar ya. Ya dün arkadaşımla muhabbet ediyorum. Ya muhabbet etmiyorum. Yani bir tweetin altında arkadaşım bir şey yazmış. De, i̇şte işte İstanbul'da dün meteor düşmüş falan bilmem ne ya. İşte İstanbul'da düştü haberinin altına Karşı Anadolu yakasındaki birkaç ilçenin ismini de Buralarda da gözüktü diye. Şimdi zaten haber İstanbul. Ben hmm. de dedim ki sonunda Anadolu yakasının İstanbul'da olmadığını kabul ettin. <laughs> Bunun üzerine aramızda geyik yaptık. İnsanlar da böyle linçlemeye çalışıyor falan böyle. İşte ben şey falan dedim. 5 metrekarelik gökdelenler dedim Kadıköy'deki. Bu şey yapıyorlar ya bina yeniliyorlar 5 katlı hmm. evi ama daracık bir ev. Ama çok 10 katlı filan yapıyorlar. Onlardan bahsederek abartarak biraz. <laughs> Tabi insanlar artık abartmayı, ironiyi, kinayeyi de anlamadıkları için. böyle Sen öyle nasıl diyorsun be filan. <laughs> <laughs> çok garip artık ya. Biraz mutsuzluk seviyemizle alakalı olduğunu düşünüyorum. Bu Disney yani. olayında yani hiç yorum yapmamaya çalıştım. Tek yaptığım yorum şeydi. Abi tamam Ermeni lobisi yaptı deyin neden uğraşıyorsunuz yani neden tartışıyorsunuz ki yani neden bir insan neden Disney Plus'u korumak ister ki ne gerek var yani evet, marka kardeş. kendisini koruyamıyorsa <laughs> Bence Ya zaten ya. Türk adamlar Türkiye'ye girdiğinden beri sadece bir magazinci üzerinden bütün haberlerini dağıttılar basın bülteninden önce bir magazinciden haber geliyor bu arada yani Fox TV'nin bana basın bülteni geliyor Disney Plus'ın gelmiyor bunu da söylemek isterim. <laughs> evet, çok iyi. <laughs> yani neden uğraşıyorsun abi? Zamanda da şey oldu bana işte Netflix'te bir dizi çıkacaktı. Ee, dizinin yazarlarından bir tanesi çıkmıştır belki o dizi. Fethullah Gülen'in filminin yazarlarından bir tanesi. Ben Hı. de dedim ki Netflix'e bak bu aralar üzerinize çok oynanıyor. Bir de böyle böyle bir şey var başınıza bir şey gelmesin. Benle iletişimi kestiler. Adamları uyardım. Sen, sen sanki tehdit etmişsin gibi mi algıladılar acaba? <laughs> ne bileyim abi, abi etsem ne olacak yani. Türkiye'de marka korunmaz. Gerek diyor abi yani gereksiz efor gibi geliyor bana yani evet. senin markanı niye koruyorsun abi? Ne gerek var? Buruk buraya nereden geldiğimiz insanların yorumlarından geldik galiba evet. Neyse. Ee, ben o Russell'ın o kadar yarış temposunda çok altında olduğunu düşünmüyorum. Ben de düşünmüyorum. Yani bence önümüzdeki yarışlarda işler biraz değişebilir. Mercedes'in yazarsından sonra biraz toparlamasını umuyorum. Pek inanmasam da umuyorum. Yani Red yani toparlasa bile Red Bull'un yanında herhalde kimse yaklaşamayacak Red Bull'a. Ya bu arada sana şey soracağım. Sence Red Bull'u eğer bir takım yarış kazanabilirse Red Bull'un galibiyet zincirini kim kırabilir sence? Bunu merak ediyorum. Yani adamlar tamamen hiç şu ana kadar bütün yarışları aldılar. Sence bu seriyi kim kırabilir? Ve hangi yarışta kırabilir? Bunu hangi izleyicilerimize de soruyorum. Hangi kadar söyleyemem ya. Canım yani %100 Ama ben olacak Hamilton ya da Alonso kıracakmış gibi geliyor. Ben takım olarak demiştim de pilot olarak daha şey tabi. Daha spesifik oldu. Daha iyi oldu. Bence Alonso kıramaz abi. Alonso'nun işi çok zor. Analiz yeteneğindeki evet. sorunlar nedeniyle de böyle düşünüyor olabilirsin sevgili Alper. <laughs> <laughs> Belki bence. bence Hamilton olabilir dediğin gibi. Ya da Norris olabilir. Peki Monza McLaren olmaz mı? Olur mu diyor. Ya Monza'yı bence Monza'da Williams kazansa ya. Böyle Sanmıyor düzlüklerde yani. uçsa böyle al bu. Düzlüklerde uçar da işte gerisini yapamıyor ki. Adam ağlıyordu yarış sonrasında yani. Düzlüklerde <laughs> herkes geçiyor <laughs> geri kalanında. O da olabilir. Peki Hollanda'da kazanamasa nasıl olur? Verstappen. Verstappen mi? Aa, yok abi ya. Hollanda'da Neyse, artık nasıl kapalı olsa, kazanır herhalde. Nasıl olsa diğer 4 evinde kazandı. 5. <laughs> evinde kazandı. <laughs> Adamın her yer evi ya gerçekten. Yani sen diyorsun ki Mercedes ya da McLaren alabilir. Ben de öyle düşünüyorum. Ya da Alonso. Alonso'yu düşünüyorsun ya. Bence alamaz abi. Adam kendi bile açıklama yaptı şey diye. Bu sene zor e, galibiyet. Bu sene artık düşünmüyoruz Belki, falan yani filan diye ama. öyle bir şart olur ki Alonso'nun hinliğiyle kazanırlar. Evet fırsatçılık Alonso 10. <laughs> fırsatçılık Bak şey level 10. Mercedes kazanır demiyorum. Hmm. Alonso kazanır, Hamilton kazanır ya da McLaren kazanır diyorum. Bana niyeyse Norris'ten çok Piastri kazanabilirmiş gibi geliyor. Daha Belki acımı şansı. Hani böyle Norris ha, Norris'e Norris şey kısmet olmayacakmış gibi geliyor. Evet, biraz öyle hani şansında böyle Piastri alacakmış gibi olur ya böyle olur yani genelde. Evet. Ama Norris'e şey açısından üzülüyorum ya. Bir yarışta Ricardo birinci oldu McLaren'de. Evet. Norris'e vermediler. Evet. Nasıl olsa kazanırsın hesabı. Geçirmediler Ricardo'nun psikolojisi düzelsin diye. O çok üzülüyorum yani. Orada adam galibiyet hak etmişti. Alırdı yani Norris bıraksalar. O arada geliyor aklıma. Ama Ricardo da hak etmişti yani. O da iyi performans. Evet o da iyiydi yapmış. gerçekten iyiydi yani. Ama bıraksan iki pilotu muhtemelen Norris geçebilirdi. Emin değilim ama yani en geçebilirdi gibi geliyor. beklemediğin geliyorum. yarış hangisi Alper? bir yarış takvimine bakmam lazım. Şu an önümüzdeki var. İtalya var. Singapur, Japonya, Katar. Amerika'da iki yarışımız var. Meksika, Brezilya, Abu Dhabi. Abu Dhabi. Benim Katar. <laughs> Net. Hatta şöyle söyleyeyim. Bütün takvimde Abu Dhabi diyebilirim. Benim Katar ya. Katar'ı hiç sevmiyorum. Şey, yani... Brezilya'da kazanabilir mi Mercedes? Ya da McLaren? Brezilya'da kazanabilir belki ya. Çünkü taraftarlar orada çılgınca Hamilton'ı destekleyeceği için Hamilton daha iyi sürecek. Biliyoruz bunu. Taraftarlar bağırınca <laughs> arabası artı yüz beygir alıyor. <laughs> Bunu sizin sayenizde yaptım falan diyecek taraftarlar. <öyle. <laughs> <Evet, evet. gülüyor> <laughs> bence Brezilya olabilir. Yani daha önce Brezilya'da Mercedes'in nasıl olağanüstü performans gösterdiğini, aracına nasıl uyduğunu Brezilya'nın, yani Mercedes'e nasıl uyduğunu gördük yani. O yüzden bence şansı var. Yani bir de daha zaman da var Brezilya. Toparlayabilirler o zamana kadar. Ama Hadi. Red Bull hız mı saklıyor? Yani bu bence ciddi Red bir tartışmaydı bu hafta. Çünkü Speed Trap'te sonlardaydı Red Bull. Speed hmm. Trap tam ikinci virajda Aruj'dan Aruj Doran'ın ismi değil mi? Hepsi karıştırıyorum. Neyse işte. E oradan çıkışta ve Red Bull araçları oradaki en yavaş araçlarda ama turda en hızlı araçlardı. Dolayısıyla acaba hız mı saklıyorlar dediler. Bazıları e, bunun lastikleri ve araç çok yere yakın olduğu ayarlandığı için aracı korumak için yapıldığını iddia ediyor. E, biliyorsun aynı yerde Mercedes araçları yere vuruyorlardı. Tekrar bouncing geri döndü. E, böyle tartışmalar var. Aslında işte Red Bull iki kat daha hızlı. Fiyat. <laughs> Red Bull iki kat daha hızlı olsa yani 44 saniye fark atardı Fiyan <laughs> Yani abi ben bu zaten bunu Russell söylemişti böyle bir şeyi ve FIA'nın işte e, Formula 1'in yeni kurallarla e, Red Bull'u engellememesi için Red Bull'un böyle biraz daha hızını göstermediği ile alakalı şeyler söylemişti. Valla böyle şeyler oluyor sporda aslında. Yani Mercedes'in de böyle hızını sakladığı ve ama yarışta çıkardığını gördük. Ama bunlar hani ne bileyim sıralamaya kadar olan şeyler genelde. Hani sıralama sıralamalara kadar işte üçüncü antrenmana kadar olan şeyler işte birinci burada ikinci antrenmanda gösterildi. İşte yarışta gösteriliyor. İşte burada tam tersi yavaş, yarışta evet. yavaş. Yani o kadar fark bence yoktur ya olamaz yani bu kadar farkta. Yani geçen seneye göre sen ya ne bileyim nasıl ne yaptın ki bu kadar fark açtığında bir de üstüne ya bu, inanılmaz bir şey yaptık belli olmasın diye de bir de hız saklıyoruz. Ya zaten adam tur başına bir, bir saniye hızlı gidiyor. Daha ne saklıyor yani? Daha ne yapsın yani? İşte kim bilir. Ne saklıyor? <laughs> yani hız saklısı var biraz daha saklısı. Pek saklayamıyor gibi geliyor bana. Red Bull <laughs> iki yarış üst üste. Bir saniye fark ediyor. Red Bull iki yarış üst üste yine trofiği kırmış. Evet ya bir bir uğursuzluk gidiyor yani. Sevinç bir fotoğrafı çekerken biliyorsunuz her sevinç fotoğrafından sonra arkadan şampanyalar patlıyor. İnsanlar da ıslanmamak için kaçıyor. Birisi de demiyor ki kardeşim neden şampanyaları patlatıyoruz. Adam gibi fotoğrafımızı çekelim gidelim. Neden kaçıyorsunuz ya da. Her Kaçıyorsanız niye patlatıyoruz? Ya takım patronusun sen ya. Hayır yapmayacağız Aynen. de kaçmana gerek kalmaz. Neyse. Ya da patlatın Zaten... direkt kov. daha <laughs> bakalım <laughs> patlatabiliyor <laughs> Ya bir de şey yani Horner şey yerden ayağa ödüle basarak kalkıyor. Yani <laughs> oradan güç alıp <olup> kalkıyor. <laughs> yani abi bu ödüller neden dayanıklı bir şey yapmıyorlar ben anlamadım yani. Camdan, seramikten falan tuhaf tuhaf, tuhaf malzemelerden yapıyorlar yani. Yap abi şunu Demi, dökme devirden böyle. <laughs> hem bir kas şovu olsun pilota. Hiçbir şey olmasın yani. Bu arada şey bu araç performansları farkını konuşmuşken. E, biliyorsunuz Alpine'in e, motorunun 30 beygir daha düşük olduğu diğerlerine göre ve bu nedenden e, aradaki farkın kapanması için bir şey yapılmasını istediği konuşuluyor. E, Wolf de şey demiş. Yani sallıyorum şey verilebilir. Hani sana bu 30 farkı kapatabilmen için bir ekstra bir şey verilebilir. Ama bütün motorları senin seviyene çekmek için bir şey verilmemeli. Bu Formula 1'in sonu olur demiş. Ya Evet o bence de çok saçma ya. He Ama ya, diğer zaten... türlü de adam 30 beygire sabit, yani sabitleyecek mi? Yani kaç mesela sallıyorum 3 tane motor var. Mercedes, Ferrari, 4 tane. Mercedes, Ferrari, Alpine, Red Bull. Bu motorlardan hangisine ne kadar yakınlaşırsa okey olacak bu motor için? Herhalde Red Bull'adır. Yani hangi motor şu an en üstün? E mesela Red Bull'a ya. yaklaştığında Mercedes'i son olacak bu sefer. Yani evet yani gel yani bu ilginç bir şey şimdi ya do, do ya ortak bir motor vereceksin o zaman. Standart bir motor ruhuna olacak. aykırı spor. Evet yani. E, e, sen gelişimin önünü kapıyorsan bir anlamı yok ki zaten bir taraftan. Yani, yani ben... zaten bir şeyi sınırlandırma getireceksin. İşte cap getiriyorsun. E bunun içine sen motor gelişimini falan dahil ettikten sonra zaten hani bu bütçede herkes Herkes de bu bütçeyi verebiliyorsa zaten sıkıntı yok yani. Bir süre sonra zaten eşitlenecek. Ya da ne bileyim insanlar e, aerodinamiden kısıp motora yatırım yapacak. Bilmiyorum kendi stratejisine göre. Değişecek yani ama yani bu şey bu şekilde denge oturabilir yani. yani. Motor şey koskebe dahil mi? Değil galiba. İşte bu ama bu bu Allah da dahil korkma. edilecek ki o zaman ona göre bir şey yapılması lazım. Yoksa motora sen adam istediği kadar koysun para milyar dolar harcasın. E zaten kimse yetişemez ki biraz garip yani burada bir düzenlenmesi gereken bazı şeyler var. Ama bu bu şekilde olmamalı bence yani. Ortak Alfa... bütçeyle yani benzer bütçelerle takımlar yarışırsa o zaman ancak bir rekabet sağlanabilir. Başka türlü çok zor. Alfa Tauri'nin ismi Hugo Boss mu olacak arkadaşlar? <laughs> Öyle bir şey mi var? Duymadım ben. Evet. <laughs> Yok Öyle şey mi? bir söylenti var. Boss olacakmış ismi. Ben diyorum ki ismini Red Boss koysunlar. Ortak olsun diyorsun. Red Bull Racing. Motor konusunda pek kimse kimle anlaşıyor. Yani satacak mı Red Bull? Hayır. isim sponsoru olarak alacak. Alfa Tauri yerine boss'u alacak hmm. işte. Hugo Boss Bull Racing. Öyle Hugo şeyler Bull. söyleniyor. Bunlar benim şeyim değil. <gülüyor> <gülüyor> Onu söyleyeyim baştan. Red Bull. Yani benim, benim aklıma yatan şey Ford Racing'di ama Ford Red Bull'du. Bir araç Red Bull Ford olacaktı. Diğer araç Ford Red Bull olacaktı. <laughs> o çok güzel olurdu. Evet. <laughs> bir de ikisi birbirini geçmeye çalışıyor araçların falan. <laughs> Red Bull Ford Ford Red Bull. <laughs> ne oluyor lan? Dolayısıyla öyle evet. bir isim değişikliği konuşuluyor işte. Bakalım ne olacak. Bir taraftan Red Bull'un Genç Sürücü Akademisi'ndeki e, yetenek sayısını, sürücü sayısını azaltmaya e, azaltmayı düşündüğü haberi var. Çünkü kullanmıyorum diye mi? Evet yani aslında bir taraftan çok mantıklı. Yapıyoruz. Yani masraf dışında ya insanları da boşa oyalamayın abi. Madem yer vermeyeceksiniz. Eğitip eğitip yollayacaksınız. Ama ya bir para Yani ya Bir taraftan gençlerin hani bu yolda bir yani gençlere bir fırsat sunmak açısından aslında güzel bir şey bu genç turcu programında ne kadar çok pilot o kadar iyi aslında ama e bir taraftan da sen buna şans vermediğin zaman bilmiyorum bir anlamı var mı. Belki başka serilerde kullanabilirler pilotlarını. Ama hani en çok böyle yıldızlaşacak işte Ferstepen gibi yıldızlaşma ihtimali olan şeylere, sporculara odaklanacaklarını söylüyorlar. Onların kariyerini mahvedecekler. Bilmiyorum ya şimdi <laughs> abi bir taraftan da şöyle bir şey var yani Red Bull'dan çıkan sporcular da acayip abi. Yani Fetheli, Ricardos'u, Verstappen'i evet. yani iyi Sainz'ı iyi sporcular çıkarıyor. Albon. Evet yani hepsi Gezdi. şu an grid'in yarısını Red Bull'a gitmiş durumda yani o kadar Aha. yetenekli sporcu çıkarıyorlar ki aslında. E, o yüzden de bilemiyorum yani umarım bu Kaliteyi sürdürmek için bu gereklidir. Bakalım ben şeye bakıyorum şimdi F1 Akademi'ye herkes bir pilot verecek kadın pilot. onu duydun mu? Yok duymadım. Bütün, bütün takımlar bir kadın pilot verecekler F1 Akademi'ye hmm. ve kendi araçlarının liverisiyle yarışacak. Ya F1 Akademi canlı yayınlanmadıktan sonra benim için hiçbir önemi yok. O kazaları ben canlı görmek istiyorum. Evet tabii ya. Bu arada yani F2'de mi F3'te mi ilk defa bir kadın pilot puan aldı. Onu da tebrik ederim Dur bakıyorum hemen. Sofia Fulayar. Formül 3'te puan olarak ilk kez puan alan kadın oldu. Bakalım. Evet, kendisine tebrik ediyoruz. Kadınları evet. da bu sporda görmekten mutluluk duyarız. E bakalım şu F1 Akademi'den Nasıl? F2, F3'e kaç kişi geçecek? Yani önemli olan bu serinin böyle bir şeyi olması. Evet bir anlamı ol olması gerekir yani bu yani. anlamda. otmaz Otmar Zafnavur'un gelecek sene tekrar F1'e F1'de döneceğini söylüyor kendisi. Hangi takıma gelir bilmiyorum. Ama şöyle dedikodular var. Aston Martin'in misafir çıktığı, görüldüğü oralarda gibi dedikodular dolaşıyor. Yani tekrar Aston Martin'e dönerse gülerim açıkçası. Biraz komik. Yani çok saçma sapan ayrılmıştı. Çünkü evet. gizli saklı ayrıldı. Oradan kovuldu. Tekrar böyle <laughs> takım içinde sızar gibi böyle. <laughs> Yani garip. Alpin tarafında da hani ayrılışıyla alakalı şey var. Alpin'in çok hızlı bir şehri beklediği, çok hızlı sonuç beklediği ki Renault tarafından ben açıkçası bunu bekleyebilirim. Renault takımında biraz böyle bir sabırsızlık var. Her ne kadar bir şey yapamıyor olsalar da neden bu sabırsızlık onu da anlamış değilim. Otmar'ın söylediğine göre hani kendisi belli bir takımın zamana ihtiyacı var. Belli bir sürede yükselebileceklerini söylemiş ama Alpine tarafı bunu kabul etmemiş. Karşılıklı ayrılmışlar. ama bu böyle bir ayrılığın Belçika yarışından sonra hemen yollanması falan sanki Peki, başka bir şey var gibi. Sezon başında araç çok iyi demeleriyle de alakalı bir şey olabilir mi ya? Ve motor evet, yani bile yeterli olmadığının anlaşılması falan. Evet yani bu böyle bir şeyler nasıl söyleniyor bunlar açığa çıkmayacak mı? Neye göre söyleniyor onu da anlamış değilim. Ve hangi takıma gelecek? Gerçekten Aston Martin dışında ondan da pek emin değilim. Williams'a gidebilir belki. Belki de yani Bilmiyorum Bilimsel, ya adam kendisini... tek başına yönetiyor bütün şeyi çünkü şu anda. <laughs> ya, yani umarım gider. Yani bir katkısı olur ama yani Otmar'ın ben Formula 1'e katkısı nedir? Neler yaptı açıkçası? Çok ölçümleyebildiğim ya adam bak bu adam gitti. Takım değişti falan dediğim bir adam da değil açıkçası evet. yani. Bilmiyorum ne yapar Williams'a da giderse. Belki de e, adam böyle bir takımda Williams gibi bir takımda daha iyi işler yapabilir bilmiyorum. Andretti mevzu ilginç. Cadillac'la beraber General Motors'u arkasına almış durumda. Formula 1 kapılarını zorluyor. Burada geçen bir iki hafta önce konuşmuştuk hani niye almıyorlar. Andretti kapıda bekliyor evet. falan diye. Burada yani konuşmadığımız bir şey var. O da Formula 1'le Formula 1 yani CEO'su Stefano Dominicali ile Muhammed Ben Sulayem'in FIA başkanının arasındaki bir şey var. Bir çatışma var. Yani bir tanesi diyor ki 11. takım eklensin. Amerika pazarına girelim, Çin pazarına girelim, büyüyelim. Hangisi ee, diyor bunu? Bu? Bunu Muhammed Ben Süleyman diyor FIA başkanı evet. ve aynı zamanda Amerika'dan Çin'den fabrika takımlarını da görmek istiyor işte güç üreticisi takımlar görmek istiyor. Aslında e, sporu daha Liberty Media gibi, Formula 1'in sahibi olan Liberty Media gibi yaymak istiyor. Aslında bu anlamda Formula 1 ile FIA Başkanı aynı görüşte. Ama F1 CEO'su daha farklı görüşte ve takımlar da daha farklı görüşte. Hani reklam bütçelerinin dağıtılmasını istemiyor. Dominik de takım gelecekse olan takımlar içine dahil olsun ya da işte kadroyu güçlendirelim hani hala hazırdaki kadroyu falan görüşünde. Yani ben de açıkçası mesela Haas gibi bir takım neden var? Mesela Haas dururken dışarıya tabii ki yeni takım eklensin ama mesela Haas'a da gelebilirler. Haas'a da değiştirebilirler. Yani böyle bir takımları bu anlamda Stefano Dominicali'yi anlıyorum. Ya, mantıklı geliyor bana. E bir taraftan da ya bu kadar dışarıda Yap bırakmaktansa ya 12 ha. takım. Yani olabilir de yani hani bir tane iki tane takım yani sonuçta Cadillac gelecek anladın mı? Hani General Motors'a ve yani FIA da bir taraftan bastırıyor işte. General Motors tehdit ediyor bu arada. Eğer alınmazsa Andretti'nin teklifi ben de vazgeçerim spora gelmekten falan diyor. Ya bence bir iki hafta içinde herhalde peki, açıklanır. Peki Ama ben, bence gelirler ya. Ben Süleyman'a e şey diyorlar mı? Tamam da kardeşim senin bir alakan yok ki bu kararla falan işte zaten zaten ya. sıkıntı burada. Ben Süleyem şey yapıyor. Formül 1 üzerindeki gücünü kanıtlamaya çalışıyor aslında. Yani, evet ama yok. Ha yani o gücünü göstermeye çalışıyor. E bir taraftan Dominik Ali de aynen senin dediğin gibi düşünüyor. Sen kimsin? Sen kim köpeksin diyor. Bakalım ne olacak? E bir taraftan Liberty Media sahibi Formula 1'in. Onlar da biliyorsun varıyor pazarlama adamların Amerika evet. pazarına Çin pazarına girmek istiyorlar tam ya olarak Onların aslında... girmesini dememe demesi çok saçma yani. Bence biraz Kadilaka hayır demeyecek bir yeşil ışık yanacak gibi geliyor. Bakın. Ben 12 diyorum. 12 takıma çıkar mı diyorsun? Valla bence de çıksın ya 12 takıma. Ya da eğlenecekse mesela, mesela şey yapsınlar. Şey yapsınlar Eleme evet. ligdeki gibi belli bir süre başarısız olanlar düşsün mesela. Ha ben de onu diyecektim. So iki, iki takımı sözleşmeli yap. Yani kalıcı yani. hak verme, sözleşmeli yap. Belli şartları sağlarlarsa kalsınlar. Evet yani. Sallayalım. Hem de ne bileyim. Diyorsun, üç, i̇ki yılda en az bir podyum yapma şeyi olsun mesela. Ya da puan Ya Ya belli bir ha belli bir puan ha. toplama şeyi hmm. olsun. Var mı başka bir şey Alperim? Vallahi başka bir şey Yok yani kenara aldığım notlar bunlar Zaten bir taraftan aralarda yorum yorum okurken bir anda haberlere geçtik. Yorumlarla evet. beraber haberleri de derledik falan. Peki başka yorum var mı? Baya karışık bir video oldu. <laughs> yok yani e, çok güzel yorumlar var ama hani konu açacak bir yorum yok. Ben Yağmur özellikle lastiklerin... Serhat'ın yorumunu burada okumak istiyorum. Evet. Bu kanalın değerini bilmeyenlerin Allah belasını versin demiş. <laughs> Elinin o kadar yağmur lastiği da. yorumu var. Ee, yağmur lastikleri de bu hafta konuşulan konulardan bir tanesi ama bir çözüm yok henüz yani. Evet. İşte wet lastikle intermediate arasında başka bir lastik daha koyalım filan gibi bir saçma şeyler konuşuluyor. Bakalım göreceğiz. Ya bu wet lastik galiba iptal edecek gibi gözüküyor. Çünkü ya da değişecek bir şekilde yapısı. Çünkü Pirelli de memnun değil. Yani bir işe yaramadığını kabul etmiş evet. durumda. Biz de konuşmuştuk zaten gerçekten. Yok yani. Wet lastikle yarışılmıyor. Bir anlamı kalmadı. Ama yani ben gerçekten yoğun bir yağmurda yarış izlemek şey yarış izlemek istiyorum abi artık ya. Yani eskiden bunları görebiliyorduk. Şu an hiç yani yağmurda yarış izleyemiyoruz resmen. Yok yani. Sadece o yağmur dindikten sonraki ıslaklıkta izleyebiliyoruz interlerle. Wetle hiç biraz yarış izleyemedik. O beni biraz üzdü yani. Artık yağmur yağsa keşke her yerleri kuramıyorum yani yarışlarda. Ya önce. da bütün pistleri Türkiye yenilesin. Ha, bir nevi. <gülüyor> 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 Öyle De bir, bir <laughs> Evet, bu hafta bu kadar. Evet, Başka bir kadar. şeyimiz kalmadı. Klimalı odaya gidiyorum. Kendinize <laughs> çok iyi bakın. <laughs> o zaman görüşmek üzere. <laughs> Kendinize iyi bakın. Bay bay.